Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün annem usulü kolay muhallebi yapacağım. Sükütü kullanacağım arasına. Malzemelerimi söyleyeyim. 125 gram tereyağı, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 bardak, 1 su bardağı 200 milimlik toz şeker, bir tane vanilya şekeri, 1 litre süt, bisküvi arası için ve üzerinde çilekle süreceğim. 500 gram kadar çilek. Artık yettiği Dekorasyon. kadar kullanabiliriz dekorasyon amacıyla. Şimdi yağımızı eritelim bakalım ilk aşamada. Bismillahirrahmanirrahim. Altını açmamışım, anca açtım da. Yağım erisin. Arkadaşlar yağım eridi. Şimdi 3 yemek kaşığı olan unumu koyuyorum. Birazcık kavuracağım. Ama un kokusu gidene kadar. Bunu aslında unu kavurmadan da yapabilirsiniz. Ama ben onu da denedim. Kavurunca saray muhallebisi gibi tadı oluyor. Yani güzel oluyor kavurunca. Kokusu daha bir değişik oluyor. O yüzden yapıyorum. Yoksa hepsini çiğden, sütünü koyup, soğukken süt, onun nişastasını, şekerini koyup karıştırarak da pişirebilirsiniz ama bu lezzeti bulamazsınız. O yüzden ben çünkü daha önce denedim. Böyle daha güzel oluyor. Onun için sizden paylaşmak istedim. Akşam kahvenin yanına veya öğleden sonra ilkinde ne zaman yemek isterseniz misafirimize hemen 5-10 dakikalık, yani kolay, çok uzun sürmüyor zaten, basit ama bir o kadar da lezzetli. Şimdi artık sütümü koyabilirim, 1 litre. Çünkü unum kavruldu. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Sonra tel şeyimle çırpacağım yani. Tel mikserimle tam tekrar. Bu şekilde. Şimdi hemen bunun üzerine, şimdi kaşığımı çıkarayım, nişastasını ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı nişastam vardı ya, onu ilave edeceğim şimdi. Bu şekilde. Biraz karıştıralım. Altında azıcık kısayım. Yapışmaması için altını birazcık ocağımı kıstım. Yavaş yavaş karıştıracağım. Kaynama birazcık ısındı mı, sütüm kaynamaya başladı mı şekerimi de koyacağım. En son vanilya şekerimi koyacağım içine. Bu şekilde devam edelim bakalım biraz. Arkadaşlar şimdi birazcık karıştırdım. Toz şekerini de koyuyor. Bir su bardağı toz şekerimizi de koyuyor. O arada borcamın içini de birazcık ısladım. Çünkü biraz sonra buraya dökeceğim tekrar. Onu da hazırladım. Yavaş yavaş şekerle buluştu. Koyulaşmaya başladı. Arkadaşlar şimdi vanilya şekerini koyuyorum. En son. Oldu çünkü pıt pıt etmeye başladı muhallebimiz. Bu şekilde. Şimdi altını kapatayım çünkü artık oldu. Dibini tutturmayalım. Arkadaşlar şimdi muhallebim oldu. Bu şekilde. Tepsimi de borcamı şey yaptım. Biraz suyla ıslattım. Çıkarken kolay olsun. Şimdi ben bunun yarısını dökeceğim. Çünkü arasına bisküvi koyacağım için bir yarısını dökeceğim. Tekrar öbür yarısını tekrar devam edeceğim. Şimdilik bu kadar yeterli. Şöyle saklayalım ki şey olsun. Birazcık kaşıdan düzeldi. Hem çok basit hem çok lezzetli. Yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah yaparsınız, sizler de beğenirsiniz. Çok güzel. Şimdi bisküvini yerleştireceğim.
Evet, bisküvi aldım. Bunları değerlendireceğim artık yettiği kadar. Bu şekilde. Tam iyi geldi. Şu şekilde. Ben sizi sıkmayayım, tekrar devam eder. Arkadaşlar, tekrar bisküvisini yerleştirdim. Muhallebisini tekrar döküyorum üzerine. Arkadaşlar, muhallebimiz bitti. Şu şekilde göstereyim. İşte bir sıra altını döktüm muhallebisine. Arasına bisküvi koydum. Üzerine tekrar muhallebisini döktüm. Birazcık soğuttum. Ondan sonra çileğimi yıkadım. İşte doğradım. Ortasından böldüm. Bu şekilde yerleştirdim. Görünüşü de güzel oldu. İnşallah sizler de yapar beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.